Talimat verdiğiniz üzere özellikle bu Kızılırmak yani Karasu'nun 4 milyar metreküp suyunu Kızılırmak'a aktarılıp oradan Hirfanlı marifetiyle bu bölgeye gelme ihtimali var. Hatta siz önermiştiniz Sayın Başbakanım. Yani o zaman devlet su işleri Kızılırmak'ta, Kızıldağ'dan yukarı çıkıp aşağı indirme projesi vardı. Sizde gerek yok. Bu hızlı tren projesi yapılıyor. Kemah Boğazı sıkılarak o eski tren yolunun tünellerden Kızılırmak'a döküleceğini, çünkü orada kot farkı da yok, kurtarıyor. Bu Hirfanlı'ya kadar geldikten sonra efendim, 1 milyar metreküp oradan alınsa bu bölgenin işini çözebiliyor. Burada çok az bir tergül var. Yani önümüzdeki süreçte gıdanın ne kadar önemli olduğu görüktü. Bu bölgelerin Altınekin, Cihanbeyli, Kulu ve bu bölgenin tamamının çok acil 10 yıl içerisinde bir suya ihtiyacı var. En büyük problem bu. Öyle mi başkanım? Doğrudur. Doğru. Ben bunu diyeceğim. Türkiye'nin burada belediye başkanı burada da bu. Bakanı bunu halletmen lazım. İmar işlerini burada hazır olduğunuz yerler var. Biz araya giderek işi çözeceğiz. Allah. Şimdi şunu söyleyeyim Aziz Ağabey. Bu 18 uygulaması başkanın uydurduğu bir şey değil. Bu kanun. Bu imar kanununun bir maddesi, bunu da uygulamak zorunda. Çok uzun bunu anlatırım. Zamanımız yok. İhtiyaç halinde bunu uygulayacak. Yani bir de ekonomi. Valla demişim. Bak 20 senedir size oy veriyorum. Bak. Bir AK Parti olarak ben söyleyeyim, şu ekonomiye bir el atayım. Atıyoruz. Alt kısma iyisin yani. Bu yukarıda kalıyor. Vallahi millet perişan yani. Millet perişan. 4000 lira maaşından biz ödeyemezsin. Bu arsaları da ödeyemezsin. O zaman gelecek belediye elimizden alacak.